Sevgili Sinop Sıcak Haber takipçilerimiz, hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün çok özel bir yerdeyiz. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi yine Sinop'un çok değerli değerlerinden biri olan, benim için gerçekten çok önemli olan gazeteci, bir medya ajansı sahibi olan Sinop'un bir evladı, sevgili Adil Yıldız Bey'in çalışma ofisindeyiz. Bugün bizleri konuk etti Sinop Sıcak ve son an haber muhabiri olarak. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 saattir tabii ki hep çok şey konuştuk ama daha çok Sinop'u konuştuk. Memleketimizi konuştuk. Memleketimizle ilgili tabii ki bunların hepsini anlatmayayım şimdi. Gazetemizde yazacağız bunları. Röportaj yapacağız. Bizleri ağırladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii ki canlı yayın yapmayınca olur mu? Olmaz sevgili takipçilerimiz. Şimdi Adil Yıldız Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün kabul ettiniz. Estağfurullah Halime Hanım. Önce Sinop Sıcak Haber ve şahsınızla bu canlı yayını gerçekleştirdiğiniz için şahsınızla bütün bizi dinleyicilerimize ve izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bugün mübarek Ramazan günü. Ramazan-ı Şerifimiz şehrimiz Sinop'a, hemşehrilerimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlı olsun. Böyle bir günde sizleri şirketimizde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Her şeyden önce Halime Şahin arkadaşımız Sinopların sesi olmaya devam ediyor. Bütün zamanını, bütün enerjisini, bütün bilgisini de canlı yayın yaparak canlı yayın efsanesini başlatan arkadaşımız diyelim. Önce teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Biz teşekkür ediyoruz gerçekten. Sinop Sıcak Haber ailesi olarak ve Son An gazetesi haber muhabiri olarak sizinle kaç gündür heyecandan uyuyamıyorum bugün röportaj yapacağız diye. Estağfurullah, Benim için estağfurullah. çok özel bir gün. Hayatımda ilk defa gerçek bir gazeteciyle Estağfurullah. gerçek bir röportaj, tabii ki hepsi emek verdiğimiz güzel, benim için değerli röportajlar ama bugün ne diyeyim, Halime Şahin olarak göreceğim çıktım. Ben öyle Estağfurullah. hissediyorum. Şöyle bir şey, yani gazetecilik görmek yerine bakma, görmek yerine bakma mesleğidir. Ne gördüğünüzle çok orantılıdır. Biliyorsunuz, bakarsınız, bakıyorsunuzdur. Baktığınız önemli olan görmektir. Gazetecilik mesleği bir de otoburlar grubu değildir, etoburlar grubuna girer. Yani bir stratejisi vardır işin, hedefi vardır. Onun peşine koşarsınız ve hedefinizi ona göre tayin edersiniz. Ve bir zaman alır, bir emek vardır işin içinde. Otobur grubu ise önüne gelen ne gelirse yenilir ve ona göre devam eder. Şimdi tabii gazetecilik mesleğinden ziyade ben bir reklam ajansı sahibim. Bu meslekte 27 yılım doldu. 1987 yılında İstanbul'a geldim. Ondan sonra tekrar Sinop'a döndüm ve ondan sonra 92 yılından bugüne kadar da İstanbul'da muhtelif ulusal basında görev yaptım. İşte ilk başlangıç şeyim Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nde bir müşteri temsilcisi olarak medyaya ayak bastım. Yaklaşık 3 aylık bir deneme sürecim vardı ama ben bir hafta sonra kadrolu olarak hayatımı devam ettirdim. İşte müşteri temsilcisi, reklam müdürü, reklam bölge koordinatörü, daha sonra genel müdür yardımcılığı, TGRT'nin kuruluşuyla birlikte Türkiye Radyo Televizyon'du o zamanlar TGRT, basın ilişkiler müdürü olarak görevimize devam ettik. 1965 Ayancık doğumluyum. Aslen Sinop Ayancıklıyım. Ama Sinopluyum. Yani 57 plakanın nerede olursa olsun o 57'nin üzerindeki dalgalanan bayrağın altında aidiyet duygumuzla birlikte hepsini kucaklayan bir şehrin sevdalılarıyız. Sevgili takipçilerimiz, Adil Bey'in lafını kesiyorum şimdi. Kendisini tanıdıktan sonra gördüm ki hani medyada gördüğümüzden daha farklı, daha çok milliyetçi, daha çok memleket sevdalısı bir insan. Bunu gözlemledim. Kendisiyle de gerçekten bir kez daha gurur duydum. Estağfurullah. Yani biz doğduğumuz,
Çünkü biz o yörenin suyunu içtik, ekmeğini yedik. O yörenin insanıyla bütünleştik. Biz o yörenin insanını kullananlardan değil, o yörenin insanın refah seviyesini yukarı çekenler grubundan olmak istiyoruz. Sinop'un şimdi aslında o kadar çok anlatılacak konu var ki, İstanbul'da STK'lar var, İstanbul'da yaşayan 400 bin Sinoplu olduğunu iddia ediyoruz ki doğru bu rakam. Şu andaki konjonktürde, siyasi gelişmelerde ve siyasi konjonktürde Sinoplu ne yapıyor? Sinoplu'yu temsil etme noktasında mecliste kaç tane Sinoplu var? Bunu tartışmamız gerekiyor. Yoksa mutluluğun başkenti Sinop, en mutlu şehir Sinop, Türk raporlarına gelmiş Sinop, mutlu mutlu mutluluktan uçuyoruz da bu mutluluğun önemli olan hangi şekilde algıladığımız. Bunun yanında en çok emekli şehri Sinop. Çünkü artık insanlar dışarıda gurbetten geliyorlar, Sinop'un merkezine özellikle. Geliyorlar, işte bir daire alıyorlar ekonomi doğrultusunda. Sadece bankadan gidip maaşını çekerek Sinop'ta yaşamaya devam ediyorlar. Mutlu yaşıyoruz. Sinop'ta yaşıyoruz mutlu mutlu, ama bizim için ne kadar bu geçerli? Sinop'a istihdam gerekiyor, Sinop'a iş gücü gerektiriyor, Sinop'a entelektüel insan birikintisi gerektiriyor. Devletten ve milletten en çok, daha çok devletten alacaklı olan şehirlerin başına Sinop geliyor. Bunu bir kere bir yere yazmamız gerekiyor. Biz çünkü yıllardan bu yana devletten alacaklıyız. Şu anda mevcut olan siyasi iktidar ve siyasi vekillerimiz elinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini biliyorum ve görüyorum. Esas önemli olan, biz 400 bin Sinoplu olduğumuzu iddia ediyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz ve biz Sinop nüfusuna kayıtlı ancak iki tane milletvekiline sahibiz. Biri AK Parti'den Şirin Ünal, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay abimiz. Ve dolayısıyla da biz bu kadar STK'larda güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Henüz daha bir ilçenin belediye başkanlığı noktasında adayı bile olamıyoruz. Aday oluyoruz ama aday bile daha olamıyoruz. Ancak işte belediye başkan yardımcılarımız söz konusu, il genel meclisinde varız, meclis üyelerinde varız. Yani biz artık Sinoplular olarak yönetilenler tarafında değil, yönetenler tarafında olmak istiyoruz. İşte bunun için ne yapmamız gerekiyor noktasında artık kişisel egolar, kişisel beceriksizliklerin yanında organizasyon yapan değil, organize olan bir toplum olmak durumundayız. Evet, işi ehline bırakmamız gerekiyor. İşi bilene bırakmamız gerekiyor ve bunun için de biz hem siyasi gücün yanında, hem teknokratların yanında, hem de bürokratların yanında, evet biz Sinopluyuz ve biz bu konuyla ilgili şu kadar şey istiyoruz diyebilmeliyiz. Bizim bu altyapı kültürümüzde, aldığımız eğitimde, aldığımız aile terbiyesinde biz Sinopluların böyle tırnak içinde söylüyorum, biraz istemek gibi bir alışkanlık, istediğin zaman yaramaz çocuk, aman ne arsız çocuk gibi bir takım aslında toplumun tarafından kabul görülen insanlar olarak yetiştirmişiz. Evet biz istiyoruz arkadaşım, biz devletten alacaklıyız, biz 400 bin, 450 bin tane Sinopluyuz. Bütün organizasyonlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Bir feshanede 450 bin tane Sinoplu olarak 1 milyon 200 bin kişiyi getirmiş olan bir şehrin insanlarıyız. Biz gazetecisiyle, sanatçısıyla, iş adamlarıyla, bütün katmanlarıyla birlikte bir siyasi partilerin arka bahçesi olmak istemiyoruz. Biz A Parti, B Parti ve C Partisi'nden Sinop'u temsilen insanların olmasının çoğalmasını ve mecliste Sinop nüfusuna kayıtlı insanların fazla olmasını istiyoruz. Çok fazla bir şey istediğimiz bir şey yok. Bunların örneklerini verebiliriz. Ama isim vermek istemiyorum. Biz yerel yönetimlerde, ilçe belediye başkanlıklarında aday olmak istiyoruz. Aday olan insanlara sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için bir konsorsiyum oluşturulması gerekiyor. Evet mutluyuz. Tamam, mutluluktan öleceğiz zaten. Yani en fazla cenazelerin olduğu şehirde Sinop. Yine birinciyiz. Siyasi arkadaşlarıma, politika yapanlara bazen takılıyorum. Diyorum ki her gün maşallah cenaze namazındasınız.
Çünkü yaş oranında en ihtiyar illerin ikinci sırasındayız. Neden gençleri tutamıyoruz Sinop'ta? Çünkü istihdam yok. İstihdam yok. Göç oldukça fazla. Okuyanımız fazladır bizim şeyimizde, şehrimizden çıkar. Çünkü okumanın fazlalığı, çünkü kurtuluş yolunun tek okuma olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yok. Kayserilerde bu böyle değildir. Kayseriler onların deyimiyle en aptallarını okuturlar. En zeka olanı da sanayiyle ve iş adamı olarak yetiştirirler. Bizim sayımız çok değiliz. İş adamı olarak çok ulusal markaya sahip olan 3-4 tane elimi sayacak kadar insanımız var. Sadece entelektüel bilgi birikimi, bilim adamımız fazla. Evet, bu konuda şanslı bir iliz. Nüfus oranımıza göre baktığımızda tek kurtuluşunu okumak. Okuduktan sonra da ne okuduğun çok önemli. Ya da geri dönüşünü nasıl sağladığın da çok orantılı bir hadise. Yani biz İstanbul'da daha nicelikli, daha nitelikli, İstanbul'da birlik ve beraberlik altında daha güzel organizasyonlar değil, bakın tekrar söylüyorum, organize olabilmek meselesidir. Organizasyon herkes yapabilir. Organize yapmanın niteliği ve niceliği önemlidir. Körler, sağırlar birbirine ağırlar mı, yoksa dışarıdan gelecek olan insanlara mı memleketimizi anlatabilmemiz çok önemlidir. Ya da birkaç kişinin kendi egosu doğrultusunda organizasyon yapmak mı daha önemlidir? Bunların altı çizilmesi gereken olaylardır Halime Hanım. Yine son işte dönemlerde TÜİK raporlarına göre Türkiye'nin en mutlu şehri seçilmişiz. Bundan önce Balıkesir çıkıyordu. Çünkü Balıkesir'de Ayvalık, Akça, Cunda'da emekliler çok fazlaydı. Son 10 yılında en çok trend, yani yükselen şehirlerin başında Sinop geliyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi Sinop'a gelip emekliler yerleşiyorlar ve ona göre de istihdamımız devam ediyor. Evet, ferah bir şehirdir, rahat bir şehirdir. Trafik ışıklarının olmamasına övünüyoruz. O zaman balıkçı kasabası gibi bir şehir olduğunu anlatır. Hani bununla mı övünmeliyiz? Yoksa sanayisiyle, Sinoplar ne kadar hani çalışmayı çok severler, heyecanlıdırlar. Yani bunlar da var ama sadece bir mutluluğun peşinden. Yani mutluluk iksiri bu, evet tamam. TÜİK böyle bir araştırma yapmış. Nerede yapmış? Sinop'un merkezinde mi yapmış? Durağan ilçesinde mi yapmış? Ya da Erfeli köyünde mi yapmış? Git bakalım Boyabat'ın ya da Türkeli'nin Çatak köyünde mi yapmış? Ayancı'nın Harzana Ağaçlı köyünde mi yapmış? Kaç tane denek kullanmış? Kaç kişi bunlar? Mutluyum, mutlusun, mutlu. Tamam da yani bu çok izafi bir kavram. Kime göre mutluyuz, nedir? Onun için bunu işte bir şahsım olarak ben 4 yıldan bugüne her sene Milliyet Gazetesi'yle Sinop'u tanıtan, ulusal basına yer almasını sağlayan gazeteler yaptık. Bunun ilkini şey olarak yapmıştık. Suya tutunan şehir. Takipçilerimiz, ben de bundan kaç yıl önce Adil Bey'in yaptığı haberden dolayı Milliyet'te çıkmış Sinop diye çok heyecanlanarak okumuştum. Oradan ilk tanıdığım ilk. Sağ olsun, teşekkür ederim. Malzeme güzel olduğu için yazmak da kolay oluyor. Sinop iyi bir madde. Kimmiş bu dedim. Araştırma yaptım o zaman. Gerçekten kendi insanın olunca daha bir başka, daha çok gurur duyuyorsunuz. İkincisinde dedik ki işte o Türkiye'nin en mutlu şehir ve Sinop bugün İstanbul'da dediğimizde, o zaman Fesane'nin medya ve tanıtım başkanıydım. O dönemde bütün ekip olarak, İstanbul platformu olarak herkes taşın altına elini koydu. Ve bu şekilde de ilk Fesane'yi yaptık. İlk Fesane'de de başarılı olduğumuzu bana göre de gerçekten ilk Fesane çok başarılıydı. Bu başarının devam etmesi gerekiyordu. Yıllar sonra da ikinci, Sinop'a iyilik yapan cezasız kalmaz biliyorsunuz. Onun için ondan sonra arkadaşlarımız devam etti. Yine üçüncüsünü ki bu büyük bir araştırmanın sonucunda Sabah Gazetesi yazarı, benim de çok değerli hocam, üstadım Hıncal Uluç hocama gönderdiğim basın bülteninin başlığıdır bu. Güneşin denizden doğup denizden battığı şehir Sinop şeklinde devam ettik. Yine bu konuda biz Sinop'u anlatırken Sinop'un enleri diye bunu anlattık. Sinop'ta tadılacak lezzetler diye baktığımızda herkesin mantı diye tabir ettiği ama bizim için kulak hamuru, kulak aşı,
Ben hatta bir ara mantıya ayır yaşasın kulak hamuru kampanyası yapmıştım. Bunun için yapmıştım. Bir şehrin bir şehrin markası olmalı. Kayseri mantı deyince Kayseri algılanıyor. Dolayısıyla ben ya da şöyle bir durum var ki ben işte Güney'in Bodrum'u. Yok kardeşim ben sürop olarak bu niye Bodrum'u diyeyim ya da Güney'in Antalya'sı olacağız. Hayır ben Antalya falan istemiyorum. Ben sürop'um. Başlı başına bağımsızım. Dolayısıyla sürop'ta gezilecek yerler demiştik o zaman. İşte en altı mağarası ki bu konuda astım hastalarının en fazla gittiği orada çünkü yarasaların yumurtaları ile birlikte. Geçen yıl gittim ben de ilk defa. Şimdiye kadar dedim neden gelmedik? Hamsun Özkoy'u biliyorsunuz. İlk fiyortlarından biridir. Kaya mezarlıkları durağın Boyabat Kalesi ki Cenevlilerin daha esmelden oldukça milattan öncesine kadar gelen bir tarihtir. Son dönemlerde ortaya çıkarılan Tatlıca Şelali Erfilek Sarıkum ki Karadeniz'in en uzun sahil yani Sarıkum sahil en uzunluk olan yerdir. Yine baktığımız zaman sırık kebabı bir kültürümüzün parçasıdır. Buğday keşkeği zaten olmazsa olmaz işte Hamsi'nin başkenti diye lanse ediyoruz. Çünkü Hamsi'nin başkentini de açmak lazım. Yani Karadeniz'in her yerinde Hamsi var. Hamsi'nin başkentini dememizdeki amaç şu. Sinop'tan doğal liman olduğu için oraya geliyor tekneler ve oradan sirküle ediliyor. Yani Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer yerlere gönderildiği için, orada buluştuğu için, merkezi olduğu için Sinop'un başkenti diyoruz. Orada Sinop limanına Trabzonlu, Rizelisi, Samsunlusu, Ordulusu da geliyor. Ama Sinop doğal liman olduğu için hepsi orada buluşuyor. Onun için diğer şeyler. Bizim kaldı ki kıymalı nokulumuz vardır. Bu nokul bizim gelenek ve göreneklerimize bayramlarda... Samsunlular da kızıyorlar. Bizim diyorlar. Bizim diyoruz. Vallahi geçmiş olsun. Biz Amazon kadınları hiç bizim diyor muyuz Samsunlara? Diyoruz. Yani, diyorum. Yani onun için... Biraz da onlar, Sinop'ta yaşamış Amazon kadınları. Onun için onlar bir adım öndeler. Onlar 19 Mayıs'ıyla devam etsinler. Sevgili Samsunlara da selam olsun. Yine aklıma ki Türkiye'nin bence görülmesi, yaşanması gereken inanılmaz... doğal liman, Karadeniz'in doğal limanlarından bir tanesi. İşte Hamsilos ve Akliman şu anda devam ediyor. Biz bir de Sinoplu olarak bir şeyi kaçırıyoruz. Biz Türkiye'nin en kuzeyiz. Evet, en kuzeyiz. Yani bugün Güney Afrika'ya gittiğiniz zaman, Ümitburnu'na gittiğiniz zaman ne diyorsunuz? Dünyanın en güneyine ayak bastım diyorum. En sonunda en sonunda müsiyat yapmış Türkiye'nin en kuzeyindeyim diye tabela yaptırmaktan 3-4 yıldır. En sonunda Sayın Valiye ben demiştim. Ben yaptırayım filan diye. En sonunda yaptırmışlar. Şimdi Sinop'u anlatmanın yanında Sinop zaten bilinen bir şey. Önemli olan Sinop limanlarıyla hem gemileri hem de insanları kucaklayan bir şehir diyoruz. Yani buradaki ne var? Biz insanız. Yani en büyük markamız insan. Ancak şöyle de bir durum söz konusu oldu. Bu kadar PR çalışmasından sonra Sinoplular adına bayramlarda ve diğer tatil günlerinde Sinop trafiği felç oluyor. Tabii ki olacak. Son 3 yıldır. Ama çünkü zaten Sinop bir hani biz il diye bakıyoruz ama bir balıkçı kasabası hüviyetinde giriş olup çıkış olmayan tek illerden bir tanesi. Önemli olan Sinop'un kanaat önderleri bu konuyla kafa yoran insanların Sinop'a ne kadar nitelikli turist getirebilmeyi anlatmak lazımdır. Bugün mesela Mikonos, Yunanistan, Rodos adalarına oraya turist çekerken ona göre konseptini ayarlamıştır. Bunun ötesinde Bozcaada, Gökçeada yine buna göre şey yapmıştır. Yani Sinop'u bana göre şu andaki yerleşim yeri zaten yetmiyor. Yani nasıl bugün Avrupa'ya gittiğimiz zaman İtalya'da, Floransa'da eski Floransa ve yeni Floransa olarak ikiye ayrılıyor. Sinop çünkü bir tarih, müthiş bir açık hava müzesi gibi. Yani altyapısının ancak bu kadar olabiliyor. Ya daha meydanımız yok bizim Sinop'ta. Evet. Yani coğrafi konulardan oradan meydan yapmaya çalışıyoruz. Yani bu kadar il, bu kadar. Zaten toplam merkez iline baktığınız zaman 45 bin kadar filan toplam zaten Sinop'un yaşayan insan sayısı 250 bin. Yani mesela eski Sinop ve yeni Sinop olarak ikiye ayrılabilir.
Yani o tam cezaevinin olduğu yerden itibaren eski Sinop olarak adlandıracaksın. Bu tabii bir öneri. Bunların tabii siyasi gelişmesi var. Bunun planlaması var. 1/5000 projesi var. Kıyı kanunu var vesaire. Tabii biz gazeteci olarak bunu sadece öneriyoruz. Ordu köyüne doğru yeni bir Sinop yapılarak işte valilik, belediye, adliye gibi oraya taşıyarak Sinop'un hiç dokusunu bozmadan Sinop'u o şekilde kullanabiliriz. Çünkü her kazma vurduğun yerden bir tarih fışkırıyor Sinop'un. Geçen 2 yıl önce ben yine buradaki Sinoplu Milliyet Gazetesi ile birlikte 8 yazar arkadaşımla, abimle gittiğimde o zaman Balatlar Kilisesi'ni gezdirmişlerdi bana. Mimar Sinan Üniversitesi rektörü bu konuyla arkeolog Profesör Doktor Gülgün Köroğlu şu anda devam ettiriyor Sinop'ta. Mesela Balatlar Kilisesi ki ortaya çıkarılıyor. Balatlar Kilisesi şu anda Rum Pontus tarafından papaz tayin edilen yerlerden bir tanesi. Yani şu anlamda söylüyorum, bugün Efes ne ise, İzmir Efes, Sinop'ta Balatlar Kilisesi orada. Yani her gelenden 1 euro alsak dünyanın parasını kazanırız. Yani ve bunu ne kadar hani medyaya da duyuruyoruz, medyaya daha henüz şeye geçmedi o. Yani bir ara yansıdı. Zaten medyada devam, sürdürülebilirlik olması lazım. Yoksa bir gün çıktım medyada bir şey olması gerekmiyor. İşte cezaevinde söz konusu, Sabahattin Ali'nin aldırma gönül. İşte bunun yanında Selçuklu'dan kalan dönemimiz var. Keykubat dönemi. Çok iyi medreselerimiz, camilerimiz. Hızır Aleyhisselam'ın orada olduğunu biliyorsunuz. İşte Diyojen'de kimine göre Diyojen Sinop'a yakışıyor, kimine göre yakışmıyor. Gölge etmesine başka insan istemem. O yorumlar kendine göre ama bu bir değerdir. Sinop'un değeridir. İçeriği tartışılabilir. Doğrudur, yanlıştır bu ama Sinop'un bir değeridir. İşte cezaevi evet bir değerdir. Yaşayanlarla vesaire 12 Eylül'den sonraki sürecindeki değerlendirme. Çünkü Sinop cezaevinin geçmişi Osmanlı'dan bugüne kadar gelmektedir. Çünkü zaten orası tersane olarak kullanılmıştır. Yani tersane diye bizim tabir ettiğimiz yer oradan gelmedir adı. Sinop'un işte Balatlar Kilisesi var, tabyaları söz konusu. Sinop, çünkü bütün medeniyet, zaten Sinop, Zeyşun sevgisi Sinope'den aldığı için aşk adası, aşkı onun için seviyoruz. O da Halime Hanım'a ait bir isim hakkı, biraz önce ifade ettim. Dolayısıyla Ayancı, Türkeli'si, Erfeli, eski adıyla Karasu, Karasu'da pazar var hani derler ya, Gerze, Dikmeni, Saraydüzü, Durağanı ve Boyabat'ı. Evet, en büyük ilçemiz Boyabat'tır. Boyabat inanılmaz bir tarihsel bir süreci söz konusudur. O da Sinop'un lokomotif ilçelerinden biridir. Ayancık medeniyettir. 1932 yılında işte Avrupa sermayesinin gelmesiyle Türkiye'deki özelleştirmeyle birlikte o zaman devlet işte Nazilli'de, Süberbank, Kırıkkale'de MK silah fabrikası bunun da bir şeyi de Ayancık'ta gerçekleşmiştir. Orada Zingal AŞ ile birlikte devlet kereste fabrikası yapılmış. Devlet kereste fabrikasının yapılmasıyla birlikte de o dönemlerde işte mühendisi gelmiş, çalışanı gelmiş, onun peşine Havaradar Mevcut Komutanlığı'nın gelmesiyle birlikte de İstanbul, Ankara, İzmir kültürü Ayancık'a yansımıştır. O anlamda da Ayancık halkı bunu hiçbir zaman ötelememiştir. Almıştır, üzerine giymiştir. Kendi kültürüyle bunu harmanlamış, ortaya da ona göre çıkarmıştır. Hem spor anlamında, hem sanatçı anlamında, hem de eğitim seviyesinde bir tık daha bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Ayancıklı olarak bunu söyleme hakkım var. Gerçekten ben Sinop'un daha elit kesimi olarak görüyorum. Gözlemlediğim. Elit demeyelim de ona. Yani işte biraz daha eğitim herhalde, seviyesi yüksek olduğu için. Yani o işte altyapıdan, çünkü devlet kereste fabrikasının olması refah demek, ekonomi demek. Rol modelleri oldukça fazlaydı önümüzde. 1937-38'de Karadeniz'de ilk defa elektrik gelen ilçeden bahsediyoruz. 1932 yılında bayan voleybol takımından bahsediyoruz. Tenisten bahsediyoruz. Bazen Sinop Sıcak Haber'de Nostalji Sinop diye yayınlıyorum ben o eski resimleri. İşte nostalji biraz öyle oluyor. İnanamıyorum gerçekten hani. Çoğu da inanamıyor. O resimler gerçekten hani Sinop'a mı ait? Biz o kültürden gelmiş olan insanlarız. Yani o kültürle yoğrulduk. Üzerine aidiyet duygusunu da ekledik ki aidiyet duygusu çok yüksektir. Bizler o şekilde yetiştik. O Sinop'un kültüründe vardır bütün altyapısına. Zaten Boyabat'tayım, Boyabat'tayım der. Durağanlıyım, Durağanlıyım. Saraydüzlüyüm, Saraydüzlüyüm. Gerzeliyim, Erfekliyim, Ayancıklıyım, Türkeliyim.
Bu aslında iyidir ama sonuç itibariyle biz Sinopluyuz. Yani herkesin doğduğu büyüdüğü. Çünkü alışkanlıklarımız var. Caddesinde büyümüşsün, sokakta büyümüşsün. Okulunda birlikte okumuşsun, beraber futbol oynamışsın arkadaşlar. Onun için çok normal. Sevgi Öztürk Karakuş, selamlar gönderiyoruz. Harikasın abi demiş. Hüseyin Demir, takdir edilecek gerçekleri bu kadar net dile getiren canım kurban, inşallah yetkililer harekete geçer demiş. Teşekkürler Hüseyin Bey. Evet, gerçekten Sinop'un sorunlarını, gerçeklerini bu kadar net dile getiren, Sinop'un sorunları, konuşulması gerekenler, sorunlarını anlatmak için sorunlulara iyi bakmak lazım. Ali Muslu Bey, ben bir Sinoplu Durağanlı olarak tebrik ederim demiş. Yani Kadir Bey teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim Sinop Sıcak Haber izleyicilerine. Ve, yani dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Adil abime selamlar demiş. Ramazan'dan sonra mutlaka uğrayacağım demiş. Selamlar Engin kardeşime. Güzel nasıl gidiyor? Engin'ciğim. İyidir. Onunla da görüşmüştüm yakınlarda. İyiler kendisi de. Yücel Yalçın, her şey güzelim Sinop'umuz için demiş. Selamlar gönderiyor. Salih Atık, tebrikler demiş. Bir Ayancıklı olarak demiş. Tabii ki hemşerisiyle gurur duymuştur. Estağfurullah. Ben de bütün Sinoplarla gurur duyuyorum. Şimdi önemli olan doğru zamanda doğru stratejileri belirleyebilmektir. Önemli olan, şimdi hep şu söyleniyor. Yani bir yerde tanıtım günleri. Ya niye? Bir dakika dur, öyle değil bu işler. Yani ben çıkayım da tanıtım günü yapmak demekle olmuyor bu işler. Bu işin bir altyapısı var. Bu işin bir altyapısını oluşturmak var. Bu işin kanaat önderleriyle, oranın iklimdaşlarıyla, oranın bu işi yapan insanlarla birliktelik var. İmece var. Birinci Fesane'nin neden iyi olduğu noktasında herkesin müthiş bir heyecan vardı. Müthiş egolar bir tarafa alınmıştı. İstanbul Platformu diye bir platform kurulmuştu. Koskoca Gezer Teleklerinin sahibi 6000 tane çalışanı var. Avrupa'nın en büyük adam, ihracatta Türkiye birincisi, iş gücü bıraktı. İnanın ben biliyorum bizzat. Gece gündüz bu işte, o belediye o koşturdu, ben öbür tarafa koşturdum. Öbür STK başkanları, arkadaşlarımız hepsi bir yerlerde konuşturduk. Bir imeci yaptık. Zaten burada da Nihat arkadaşımızın hakkını Altaş'ın teslim edelim. Bu Fesane'nin ilk kibritini ateşini yakan arkadaşımızdır TÜSİDEF olarak. Onlarla birlikte bizim İbrahim Yurmak arkadaşımız, Sinop Sıcak Haber'in arkadaşımız da bunları bilir. Yine TÜSİDEF'te Bahattin Demircan kardeşimiz o dönemlerde oldukça koşturdular. O dönemde emek veren Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı vardı, Turgut arkadaşımız Özcan. Yani Beşiktaş Belediyesi falan örnek, Beşiktaş Belediye Başkanı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla abi, Gazi Osman Paşa, yani aklıma gelemeyecek kadar bir imece şeklindeydi. Evet. Daha sonra bu iş... Çok heyecanlıydı herkes. Bu iş iyi oluyormuş denildi. Daha sonra işte yaptık, ikiyi de yaptık. Sonra Maltepe'yi yaptık. Yapılıyor yani, yapılıyor. Halen de yapılsın. Önemli olan yapmak değil. Evet. Önemli olan nasıl yapıldığı ve geri dönüşün nasıl olduğu çok önemlidir. Kişisel olarak... Yani bir kere şunu halletmemiz lazım. Yani ki biz şimdi en ufacık Sinop'la ilgili bir şey yapmaya çalışıyor. Hemen diyor ki diyor. Bu diyor siyasete soyunuyor diyor. Hemen bunu diyor kötüleyelim biz diyor. Ya kardeşim ne siyasetle, ne gelecekle, ne gidecekle falan bir önemli olan böyle bir argüman söz konusu değil. Yetersiz insanların yapmış olduklarını yeterli adamların önünü açmak gerekiyor. Yani dolayısıyla şu var, ben her yazımda şunu söyledim, yaşanacak şehir 5 mevsim Sinop. 4 mevsim değil, 5 mevsim. 4 mevsimden ziyade 5 tane söyledim. Bunların da temeli vardır. Nedir yaşamın temeli? Su, toprak, ateş, hava ve aşk. Aşk, evet. 5. elementlere baktığımız zaman ben orada, farkımız o. Ben element olarak biraz çok abartılı ama bir o kadar da Sinop'u yerleştirdim oraya. Yani onu çok iyi okumak lazım. Yani elementlerden bahsediyoruz. Dünyanın varoluşunun temelini oluşturan materyallerden bahsederken onu Sinop'a bir kenarına alıyorum. Yani dolayısıyla biz mesela şurada
şu sayfayı yapılışta bize Sinoplu derler, biz güzeli severiz. Yani burada bir armoniyi anlatmıştım o zaman. Yani evet, Sinop'u, yani artık ben Sinoplu olarak biz takdir edilmek, iyi çocuklardır, iyi, hoş insanlardır. Tamam, bunda bir itirazım yok. Tabii zaten yani iyiyiz. Biz artık öz cümle şunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuç itibariyle biz yönetilenler değil, yönetenler tarafında olmak istiyoruz. Bu bu kompartımanda yer almak istiyoruz. Siyasiler kendi içlerindeki çekişmeleri ve kendi içindeki kıskançlıkları bir kenara bırakarak siyaset yapma niteliğinde, erdemliğinde ve altyapısı olan insanların önünü açmak durumundalar. Koltuk kimseye baki değildir. Koltuklar gelip geçicidir, Sinop kalıcıdır. Bütün haber, Sinop sıcak haber izleyicilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile buraya kadar gelen Halime Şahin arkadaşıma da bundan sonraki basın hayatında başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Adil Yıldız Bey. Sevgili takipçilerimiz, gerçekten muhteşem bir program oldu. Canlı yayın oldu. Röportaj oldu benim için de. Sinop'un gerçeklerini bu kadar ciddi ciddi tartışabildiğim, konuşabildiğim, sorunlarını dinleyebildiğim, neler olması gerektiği. Tabii ki hepimizin sevdası memleket ama Adil Yıldız Bey'den de bunları bir kez daha duymak ve çok güzel fikirleri var. Gerçekten bayıldım onlara. İnşallah bir gün o fikirleri, o düşünceleri gerçek olur. Sinop'umuz kazanır, Sinoplumuz kazanır. Son söz olarak ne diyelim? Sinopluyuz, çok tutkunuz. Sinoplular çok tutkun. Çok tutkun olduğumuzun artık gerçekten farkına varalım. Gerçekten Sinopluyuz, çok tutkunuz. Çok da mutluyuz diyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Alışır gelmiş ezber sözlerin ötesinde, alışa gelmiş ezberlediğimiz sözlerin dışında değişik iki kelam söyleyebilen bütün Sinoplara sevgi ve saygılarımla.